Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte böyle haftalardır YouTube trendleri meşgul eden şu YouTuber'ların disleşmesinin detaylarına ineceğiz. Tarihler 25 Ağustos 2017'yi gösterdiğinde Berkcan Güven'le birlikte Rain Man, Biziz adlı bir şarkı yayınladılar. Şarkıda özetle arkadaşlar hepiniz çok kötü içerik üretiyorsunuz, biraz oturun, çalışın, uğraşın gibi cümleler yer alıyordu. Ama farklı olarak bir isim geçmiyordu. Yani Ahmet sen şöylesin, Mehmet sen de böylesin diye isimler geçmiyordu. Bunun yerine üstü kapalı bir biçimde değiniliyordu. Hepiniz boğaz, hepiniz banan. Öyle fenomen mi olunur? Avet! Şimdi arkadaşlar muhtemelen Rain Man'le Berkcan videoyu yayınladıktan sonra izlemeler nasıl gidiyor diye ekranı yenilerken Enes'in kötü şakasıyla karşılaştılar. Salla Baturay memeleri, ne oldu lan namık diye nefil. Çünkü Enes'te YouTuberların Düşüşü adlı bir şarkıyı Berkcanlardan tam 5 dakika sonra yayınlamıştı. Olayın fitilini Enes ateşledi gibi görünüyor çünkü videosunda açık açık isim veriyordu. Mesela Berkcan'a keşke kanal anneannenin olsa diyordu. Keşke kanal anneannenin olsa. İşte Halil'in IMDb puanı 1 filmi o kadar rezil ki falan filan gibi şeyler geçirdi şarkısında. Bütün YouTuber'ları seviyorum. Kimseye böyle saldırma amaçlı bir şarkı yapmadım. Buradaki bütün YouTuber'lara teşekkür ederim. İşte arkadaşlar Enes'in bu videosundan sonra ortalık çok karıştı. Günlerce hatta haftalarca trendde yukarıdan aşağıya hep disler, atışmalar falanlar filanlar gördük. Derken tarih 15 Eylül'e geldi ve Halil Söyletmez ve Burak Güngör de kendi şarkılarını yayınladılar. Sen de koy kendini benim yerime lütfen. İkilinin amacı arkadaşlar şarkıdan anlayabileceğimiz üzere hem biraz öğüt vermek hem de neyi paylaşamıyorsunuz oğlum küçücük yarışta hepiniz kaynaşın gibi mesajlar içermek. Anlamadım neyi paylaşamıyorlar, ufacık yerde kaynaşamıyorlar. Yalnız Halil bu IMDb olayına biraz bozulmuş olacak ki videonun içerisinde Cumali Cemer'de kişide rekor kırdı, kötü film peki. İnterneti olan konuşuyor, yorum like beton gibi. Kafalarda aynı gün sizsiniz diye bir video yayınladı. Yani açıkça Berkcan'ın ilk videosuna gönderme yapıyorlardı. 1 liralık videolar ne biçim geçinir? Kafaların videosuyla ilgili şunu söylemem lazım. Şarkı tam bir rapçi cenneti. Bana bir kelime yap, bana bakalım hadi yarım akıl. 15 Eylül'den bir gün sonra sahneye Orkun çıktı. Herkes diss videosu yaptı, diss videosu yaptı, diss videosu yaptı. Orkun'un bu şarkısının beat'i de Eminem'in Just Lose It adlı bir şarkısından alınmaydı. Zaten bunu açıklamada söylüyor adam. Orkun biraz olaya ağır girdi arkadaşlar. Şarkısında da YouTube çöplüğüydü ve en ağır laflar bence Enes'e gidiyordu. Sesi kes, videoların cidden patates. Evin adresi clickbaitlere köyü, gideceğin yer YouTube çöplüğü. Bu arada arkadaşlar Orkun da Halil'in filmine sektirdi. Filmin Recep İvedik gibi bir şey dedi yani. Çok iktidar adamın üstüne ya. Ve şerefsizler Allah seni alsın, filmin Recep İvedik gibi bir şey. Bu videodaki YouTuber'ların hepsi çok yakın arkadaşım. Hiçbiriyle en ufak bir problemim yok. Hepsini çok seviyorum. Neyse arkadaşlar, tarihler 25 Eylül'ü gösterdiğinde sahneye Forever Games'den Mami çıktı. Haber salın bütün herkese korkudan sırtlarınızı. Mami'nin şarkısının adı YouTuber'ların sonuydu arkadaşlar. Kaçışın yok merhabalar Baturay'cım, tam ne yılları çalarak sınırı açtı. Baturay da 29 Eylül'de Furya'ya dahil oldu. Küçük Mami bana dis mi atmış? Ne tesadüftür ki arkadaşlar aynı gün Enes'te Son Dis adlı şarkısını yayınladı. Bak Rayo buldum arabanın aynısını. Bu şarkının beat'i de arkadaşlar The Fall of Jack Paul adlı bir şarkıdan alınmaydı. Yani klip de biraz benziyordu zaten Enes'e en çok buradan yüklendiler. Yani biraz derken benziyordu yani şimdi yanlış olmasın. I'll admit you got money, you got bars, you got chips. Adımla prim yaptın, 400 bin abone attın. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir bilgi vereceğim, koltuklarınıza sıkıca tutunun. Enes Batur'un Son Dis adlı şarkısıyla Kafaların Sizsiniz adlı şarkısının yönetmeni Danla Bilic'in Sinan'ı. Aynı kişi yani. Hatta şirketler bile aynı. Peki bu son oldu mu arkadaşlar? Enes'in hayalleri yarı yolda kesildi. Çünkü 6 Ekim'de sahneye Berkcan Güven çıktı. Bu arada arkadaşlar Berkcan Güven bu meseleyle ilgili daha önce böyle 1,5-2 dakikalık küçük bir video yayınlamıştı. Onun üstüne de bu klibi yayınladı. Şarkının adı da YouTube Benim İşimdi arkadaşlar ve adam kliple helikopter indirdi, helikopter. Bir de şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar, klibin başında Berkcan'a anneannesinden gelen hepsinin işini bitir mesajı da daha önce Berkcan'a anneannesiyle ilgili atılan laflara 10 numara 5 yıldız bir cevap olmuş. Yani çok esprili, çok tatlı olmuş orası. Sonuna da güzel bağlanmış.
Arkadaşlar videonun sonuna doğru gelirken de artık kişisel fikrimi açıklamak istiyorum. Bana soracak olursanız benim şahsi fikrim, bakın altını çiziyorum, şahsi fikrim Berkcan Güven noktayı çok fena koymuş arkadaşlar. Ha bir de bu şarkıda bir muhabbet var. Berkcan Güven Rain Man'e şey diyor, geri vites attın diyor. Muhtemelen bir önce birlikte diss atmışlardı. Bunda Rain Man yoktu. Demek ki orada da bir sıkıntı olmuş. Yusuf'a yeni bir isim bulalım. Rain Man'e geri vites. Ama önemli değil. Gerçekten Berkcan'ın klibini çok beğendim. Arkadaşlar video içeriğimizin sonuna gelirken size çok değişik bir soru sormaya hazırlanıyoruz. Lütfi ile düşündük, taşındık, ülen dedik biz niye bir rap şarkı yapmıyoruz? Hemen şurada bir anket hazırladım arkadaşlar. Bizlerden bir rap şarkı dinlemek ister misiniz Lütfi ile benim güzide sesimden? Anketimiz hemen şurada, cevaplarınızı bekliyoruz. Egari arkadaşlar artık video içeriğimizin sonuna gelmiş olduk. Bu içerikte amacımız tarihsel süreci sizlere izah etmekte, hani neler oldu, neler bitti vesaire vesaire. Web Tekno ekibi olarak, samimi olarak söylüyorum, bu meselede sadece izleyeceğiz. Ayrıca bu süreçler YouTube Türkiye'deki içerik kalitesi de yükselmesini sağlıyor bize soracak olursanız. O yüzden bu atışmaları keyifle izliyoruz. Umarız kimse de birbirine küsmüyordur. Herkes mutlu mesut işine bakıyordur diyelim. Eğer artık sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi yorum bölümünden bizlere sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ama rap benim işim. Yo, iki yanda bağlantılar ortada, abone ol. Gel sana rap öğretim dostum. İşte bu freestyle'a. Bu alemin tek kralı Web Tekno. Yeah, yeah, yeah.